Allahu Ekber. Beşar Esad'a meydan okuyup silahlandılar. Tepeden tırnağa teçhizatlı Suriye ordusuna kafa tuttular. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! İşte onlar özgür Suriye ordusunun askerleri. Kanal D Haber onların kamplarından birindeydi. Allahu Ekber! Amacımız özgür Suriye ordusunun yanına gitmek ama sadece Türkiye'den Suriye'ye geçmek yetmiyor. Suriye'de de işte bu dağ yollarında kilometrelerce gitmemiz gerekecek. Yol uzun ama sonunda bütün dünyanın büyük bir dikkatle takip ettiği silahlı muhalifler var. Ve işte bizi özgür Suriye ordusu askerleri ve yine özgür Suriye bayrağı karşılıyor. Kırptıcos taburunun komutanı Abdülselam Dellul daha birkaç ay önce sıradan bir çiftçiydi. Suriye ordusu köylerine kadar gelince gençlerle birlikte silaha sarıldı. O zaman elinde sadece bir orak vardı. Ailesini Türkiye'ye gönderdi. Kendisi özgür Suriye ordusuna katıldı. Şimdi bir tabur komutanı. Elinde de orak değil, Kalaşnikov var. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Kampın yeri Suriye ordusunun neredeyse burnunun dibinde. İşte buradan itibaren artık özgür Suriye ordusunun topraklarındayız, karargahındayız. Bakın hemen karşımızdaki tepede Suriye askeri var, yani Esad'a bağlı askerler var. Çok fazla olanakları yok, işte bu derme çatma çadırlarda kalıyorlar. Tabii sayıları çok az, o yüzden yorgunluk da var. Peki, şükran. Suriye, Türkiye'nin muhaliflere silah verdiğini iddia ediyor ama kamptaki hava bambaşka. Ancak Kalaşnikov, Bixi gibi hafif silahlarımız var. Ellerinde ağır silah yok. Tek yapabildikleri bulundukları yeri güvenli hale getirmek. Esad'a bağlı askerler buradan çok uzakta değiller. Hemen birkaç kilometre ötemizdeler. Tahminen de bu bölgede onların olduğunu biliyorlar. O yüzden tedirginler ve eller tetikte. Kendilerine derme çatma da olsa bu siperleri hazırlamışlar. O tip bir saldırı geldiğinde kendilerini savunacaklar. Suriye ordusu da onlar da bölgede devriye geziyor ve karşılaştıklarında çatışma çıkıyor. Birkaç gün önce arkadaşlarından ikisi öldü, biri yaralı yakalandı. Burası sık ormanların arasında bir yer ve buradan hemen biraz ileride de Suriye askerleri var. Yani birkaç kilometre ötelerindeler. O yüzden tabii çok dikkatliler. Hırıptıcos köyünde, yani evlerinde şimdi Esad'a bağlı birlikler var. Aralarında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. O çatışmalar Güvekçi köyünden de rahatlıkla izlenebiliyor. Çok sayıda asker de aralarında. İşte onlardan biri. Başçavuş. Başçavuş. Başçavuşsunuz. Kimliği görebilir miyiz? Esad'ın ordusuna bir başçavuş. Başçavuş İbrahim Cumatut'un anlattıkları korkunç. Bizi önden gönderdiler ve sivil halka ateş açmamız istendi. Ya vurursunuz ya da biz sizi vururuz dediler. O kaçtı. İddialara göre onun gibi çok asker var ama kaçamıyorlar. En azından bu bölgenin büyük oranda güvenliğini sağlamış durumdalar ama diyorlar ki çok sayıda asker kaçmak istiyor. Güvenli bölge bulamadıkları için gelemiyorlar. Eğer bir tampon bölge olursa işte o zaman askerler buraya rahatlıkla gelebilecek. Tabii siviller de kaçış noktası bulacak. Gözleri televizyonda. 1 Nisan'da İstanbul'da yapılacak Suriye'nin dostları toplantısını bekliyorlar. Türkiye sınırında 10 kilometrelik bir tampon bölge istiyoruz. Ordudan kaçanların bize katılması için bu şart. Bir yandan ordudan kaçacak askerleri bekliyorlar. Bir yandan da onlara katılan gençlere askeri eğitim veriyorlar. Allahu Ekber.